Arkadaşlar merhaba, TOG'umu teslim almıştım. Biliyorsunuz size birinci bölümde izah etmiştik, göstermiştik teslimat aşamalarını. Şimdi aracı kaplama zamanı. Biraz daha değişik bir iş yapacağız. Çünkü aslında rengi çok güzel. Başta farklı renkler üzerine dursam da kendim belki de sahip olduğum için Anadolu rengini çok beğeniyorum. Ama üstünü parlak siyah ki panoramik cam tavan var. Kuşakları A ve C sütunlarını simsiyah parlak yapacağız. Altını mat ve şeffaf yapacağız. Riskli bir uygulama ama Zibart'tan sözünü aldım. Beğenmezsen komplesini de şeffaf parlağa döndürebiliriz ya da altını bu şekilde yapabiliriz dediler. O nedenle içim rahat ama hep beraber de görmüş olacağız. Amper Faydın katkılarıyla sıfır silindir serimizdeyiz. Bu işlemleri yaparken size parça parça göstereceğiz. Cam filminden ya da tavandan başlarız, en sonunda mat kaplamasını yaparız. Bu sayede tavan siyahken altının parlak haliyle nasıl göründüğünü de size gösterebilirim arkadaşlar. O nedenle parça parça bilgilendirici bir şekilde tüm işlemleri size vereceğim. Cam filmine başladık. Arkalarla aynı yapacağız, doğru mu? Evet, eşitleyeceğiz. Tamam, süper. Ön cam filmi takınca bambaşka bir görünüm alıyor. Sonuçta içeride daha gizlilik sağlıyorsunuz. Hem de aracın genel görünümü daha güzel oluyor. Hem de fonksiyon olarak güneş ışınlarını daha güzel kesmiş oluyorsunuz. Ama kaliteli bir cam filmi şart. Her zaman söylüyoruz zaten. Ufuk bayağı kolayladı. Daha tabii sağ camdayız. Diğer cama da geçecek. Ama işlemler devam ederken bakın şu kısımlara dikkat çekmiştim hatırlarsanız. Bayağı bir açıklıklar oluyordu vesaire. O Adana'da çektiğimiz videoda daha tabii 13. arabaydı ilk arabalar. Bu kısımlar düzeltilmiş arkadaşlar. Eskiye göre fark gerçekten çok daha az. Yani bir yandan da onları göstermeye çalışıyorum. Tabii biraz aceleye geldi araba ister istemez bazı nedenlerden dolayı. Mesela şuralarda falan da çok farklar vardı. Yine biraz var ama şunu söyleyebilirim. O versiyonlara göre kalite giderek yükselmiş. Daha da yükseleceğini düşünüyorum. Kapılarda ben ayarsızlık hissediyorum. Şu an bir sıkıntı yok ama aç kapa öyle sıkıntılı durumlar olabiliyor. Çok rahat kapanmayabiliyor. Birazcık daha ayar vesaire gerekebilir. Şurada benim biraz dikkatimi çekti. Şu tip detaylar. Hatta şuradaki açıklıklar falan. Ufak tefek şeyler var. Bunlar zamanla düzelecek. Çok önemsemiyorum. Buradan yansıtabiliyor muyum bilmiyorum. Plastik parça olduğu için şu parçanın rengiyle bu parçanın rengi arasında fark var. Çok belirgin hem de yani. Bilmiyorum buradan görülüyor mu ama yani gözle görülür şekilde şurası turuncuya kaçıyor aslında. Burası bariz kırmızı. Ya söylemeyelim, etmeyelim değil. Biraz daha pozitif ayrımcılık yapacağız. Ama hatalarını da söyleyerek aracın daha çabuk gelişmesine katkıda bulunacağız. Bu aracın sahibi herkes bence bundan sorumlu. Madem gelişecek bu araba, daha iyi bir konuma gelecek, daha güzel bir araç olacak. O zaman dediğim gibi tek tek daha hassas bir şekilde eksiklerin hatalarını görüp bildirmemiz gerekiyor. Evet, ön cam tamam. Bakın havası nasıl değişti tamam, birden. Kapı bakın yine şey. Güzel yakaladı. Diğer taraf açık olmasına rağmen hoşuma gitti. Bir de T10X'in şöyle bir olayı var. Şu cam gerçekten dar. O da onun daha sportif görünmesini sağlıyor. Sonuçta bir Pininfarina destekli tasarım. Ve bu tip sportif detaylar araçta fazlasıyla mevcut. Bence güzel bir tasarımı var. Kendisini gösteren, böyle dikkat çeken bir araç. Bu arada şimdi gerçekten şu rengi gördükçe, hele böyle ışıklar altında ve biraz koyuda bordomsu görünüyor ya. Ya diyorum nasıl olacak? Matlaştırınca şimdi ister istemez bu araba birazcık daha kötü durabilir. Ama dediğim gibi sözümü aldım. Hiç sorun değil. Gerekiyorsa normal parlak şeffafa döndürürüm arabayı. O hiç sorun değil. Şu anda son durumlarımız işte bu şekilde cam filmiyle. Sıfır silindir serimizin sponsoru Amperfight duvar şarj cihazları.
Almanya'da üretiliyor ve Türkiye'nin 81 ilinde yani tamamında servis hizmeti sunuyor. Üstelik arıza durumunda onarım değil yenisiyle değiştiriyor. Amperfight duvar şarj cihazlarını amperfighttr.com adresinden 8 silindir kodu ile %5 indirimli ve ücretsiz kurulumla satın alabilirsiniz. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answered. Zibart Bahçeşehir'deyiz. Açıldı artık arkadaşlar. Müdürü Samet de tek tek baloncuk kontrolü yapıyor galiba. Bunlar tabii başlangıçta olacak arkadaşlar. Sonradan gidecek hepsi. Ellemiyorsunuz, bir gün açmıyorsunuz falan filan. Böyle şeyleri var. Onlara dikkat. Bakın arkadaşlar, durum bu. Diğer tarafta tamam. Gerçekten güzel oldu şöyle baktığım zaman. Birinci aşama tamam. Cam filmiyle size bilgilendirdik. Şimdi tavana geçtik. Tavandaki malzememiz biraz özel arkadaşlar. Bakın bu. Böyle adeta cam gibi bir siyah. Bildiğimiz folyolardan değil bakın. Dalgası malgası da olmuyor böyle. Jilet gibi bir malzeme. Çok yakışacak toga. Evet, seviyemiz bu. Bakın buradan keseceğiz. Üstü siyah olacak. Bagaj olmayacak ama bagajın üstündeki spoiler olacak. Tamam, o kolay. Maşallah. Tam siyah yani, olabilecek en siyah herhalde. Siyahın dibi. Kullandığın bebek şampuanı mı? Öyle kokuyor. Evet, normalde bildiğim kadarıyla folyoya böyle bir şey yapmıyoruz. Normalde olmaz. Evet. Yapışkanlı çünkü. Bu farklı. Bildiğiniz şeffaf kaplamanın siyah olduğunu düşünün. Böyle bir yapısı var. Bir şey söyleyeyim mi? Keşke elimde olanak olsaydı şu kromları siyah böyle kaplayabilseydim. Kaplanır mı? Abi aslında kaplanır ama normal folyoyla kaplanır o da. Normal folyoyla mı? Ha, renk tonu fark eder. Aslında o görünüm olmadan komple olsa daha güzel olabilir. Evet. Bakalım göreceğiz. Vay be, jilet gibi ha. Folyo olmadığı için gerdirebiliyorsun. Folyo gerdirilmemesi gerekiyor değil evet. mi? Evet. Folyo gerdirdiğin zaman soğuğu görünce atıyor. Nasıl yumuşacık bir malzeme. Şimdi arkadaşlar, Ufuk bakın ayna kapaklarını söktü. Yani çünkü çok kıvrımlı değil mi Ufuk? Evet abi. Bunları söküp yapmamız gerekiyor ve siyah yapacağız. Evet. Ama ondan önce ben şöyle bir görüntü vermek istiyorum. Sağ taraf bu şekilde. Şöyle dönelim. Bakın şöyle karşıdan. En azından şimdilik çok anlaşılmasa şöyle bir görüntü veriyoruz. Bence çok büyük bir bütünlük sağlıyor. Bu şu an kaplanmamış taraf. Burası da kaplanmış taraf. Ben size artık bunun son halini göstereceğim biraz sonra arkadaşlar, bitirdiği zaman. Bakalım tam bittiği zaman nasıl görünecek? Aynalar falan da kaplanacak. Aynaları da bitirdik ve geri kalan işte arka kısım, A sütunu, B sütunu, onların ince işleri de tamam ve son durum bu şekilde. Bakar mısınız? Bence güzel oluyor ya. Şaka maka. İçime sindiğini söyleyebilirim. Şu kısım da tamam. Köpek balığını bir bıraktık. Oradan yüzgeç çıkmış gibi görünüyor. Bence o da ilginç bir detay oldu. Çünkü kaplamak biraz zor arkadaşlar. Aslında kaplanması olabilirdi. Çok üstüne düşmedim. Belki de kaplatırız. Şöyle bir çıkıntımız var. Karasulardan çıkmış bir kızıl köpek balığı diyebilirsiniz yani, artık ne derseniz. Ama bence gerçekten hoş duruyor. Cam filmleriyle de çok güzel uyum sağladı. Şu anda çok yeni olduğu için minik baloncuklar vesaireler var. Onlar gidecek. Gitmeyen olursa gözden geçirilecek vesaire. Bu işin raconu bu şekilde zaten. Bu arada beni bu kaplamaya iten iki şey var. Birincisi bu jantların, bakın
siyah ve gri tonu, o siyahlar, parlak siyahlar tavanla gerçekten uyum sağladı. Yani bayağı bir güzel kontrast oluşturuyor. Bu aracın böyle Maybach gibi olanı yapmış. Hatta Togbah demişler. Bence güzel bir çalışma olmuş. Ama benim için biraz radikal kalıyor. Madem radikal kalıyor, yarısını parlak, yarısını mat niye yaptırıyorsun? Evet, haklısınız. Ama orada öyle bir yapılmışı var. Ben de farklı bir şey yapmak istedim. O arkadaşların çalışmasında gerçekten ben takdir ettim. Orada bir cam filmlerini yapmamışlar. Bence bütünlüğü bozmuş. Onun haricinde hakikaten şık bir çalışma olmuş. Onları da tebrik ederim. Ellerine sağlık arkadaşlarında. Hatırlarsanız iki aynı renk Tesla'nın bir videosunu yapmıştık. Dıştan tavan kaplama yapılırsa şeffaf, ne kadarlık bir sıcaklık farkı oluyor içeride uzun süre bıraktıktan sonra test etmiştik. Ve sonuçlarını fazla fazla almıştık. Şimdi TOGA'da uygulayacağız arkadaşlar dıştan. Alttan da yapılabiliyor. Ama alttan yapıldığı zaman riskleri var. Isı camda hapsolup kaldığı için çatlamalar meydana gelebiliyormuş Tesla'da. Ondan dolayı dışarıda işi halledip yapıyoruz. Yine garantiyle alakalı öyle bir kesinlikle bir olayı yok. Ama teknik olarak ısıyı içeri almadığınız için, cama dışarıda yansıttığınız için iş aslında çözülüyor. Şimdi aynısını TOGA'da da yapacağız. Özel güzel bir malzeme. Cam filmi değil. Bildiğiniz dış kaplamanın böyle tonlusu. O sayede hem tavan camını koruyorsunuz, hem ısı geçirgenliğini düşürüyorsunuz, hem de içeriği biraz daha karanlık yapabilirsiniz perdenizi kapatmadan. TOGA'da bir perde mevcut biliyorsunuz. Ben tercih ettim. Tercih meselesi. Ama elektrikli arabalarda biliyorsunuz araç içindeki sıcaklığın mümkün mertebe düşük tutulması pil performansı açısından, menzil açısından daha doğrusu iyi bir şey. Klimanızı ne kadar az çalıştırırsanız o kadar iyi. Evet, ertesi gün oldu. Bu arada ufuk pırıl pırıl olmuş. Gördüğünüz gibi sakalları kesmiş. Bir günde bitireceğiz derken ikinci güne bile uzadı arkadaşlar. Yani gerçekten uğraştırıcı oldu. Yani böyle ışıl ışıl bir renge böyle bir şey uyacak mı emin değilim. Bu arada şimdi biz tabii siyah kapladık ya arkadaşlar, bakın. Şu kromları da parlak siyah yapabilmek ama o çok söküm gerektiriyor. Ondan dolayı da vazgeçtim. Yoksa onlar da kaplanabilirdi. Çok da güzel olurdu. Şimdi ilk hazırlıklar yapılıyor, bakalım. Heyecan dorukta. İyi kötü bir fikir verecek şimdi. Bu arada şunu belirtelim. İlk olarak yıkamada kil yapılıyor. Ki film güzel bir şekilde yapışsın. Bu cıvıl cıvıl renk bayağı bir kapanabilir diye düşünüyorum. Göreceğiz bakalım hep beraber. Metalik bir sonuçta kırmızı bu. Koyu bir kırmızı. Haydi bakalım. Şu anki durum bu ama emin olun hiçbir fikir vermiyor. Renk daha koyu görünüyor. Daha bordomsu bir renk oldu. TOGA'nın logosunu şimdi ayırıyoruz. Parça sökmeden yaptık. Sadece ayna kapaklarını sökmek zorunda kaldık. Onun haricinde logoya kadar sökmüyoruz. Özellikle elektrikli otomobillerde söküme karşıyım. Pile gelebilecek bir zarar nedeniyle oldu ya, bir kontak olur, bilmem ne olur, kısa devre. Pile zarar verirse araç tamamen garantiden çıkabilir. Elektrikli otomobillerin her şeyi pil garantisi sonuç olarak. Evet arkadaşlar, nasıl olmuş? Tüm işlemler tamam. Ben çok beğendim. Gerçekten
tahminimin çok ötesinde bir iş çıktığını düşünüyorum uyum açısından. Ama gerçekten sizlerin düşüncesi benim için çok önemli. Yorumlarda belirtin. Saygı çerçevesi içerisinde tüm fikirlerinizi duymak istiyorum. Başlarken oldukça tereddütlüydüm. Ya böyle bir uygulama gerçekten benim kafamı yoğurdu. Çünkü kırmızı renk, ondan sonra nispeten daha geleneksel tasarıma sahip bir otomobille böyle parlak ve mat uyumunun nasıl olup olmayacağına emin olamıyordum. Hatta bir gün geçti, ilk olarak üstünü bitirdik, cam filmlerini yaptık. Sonrasında altına geçtik ya, dedim acaba böyle mi kalsa? Sadece şeffaf parlakla mı kaplasak alt kısmı diye aklımdan çok geçti. Ama işlemler başlayıp mat kaplamamızı koymaya başlayınca arkadaşlar, doğru karar verdiğime emin oldum. Hele hele bittiği zaman dedim tamam arkadaş. Hatırlarsanız Kona'da da aslında aynı işlemi yapmıştık. Siyah tavan altına böyle mat şeffaf yapmıştık. Parlaktı o da. Bu renk riskliydi ama oldu. Bakalım TOK sahibi arkadaşlar böyle bir dönüşümü diğer farklı renkler içinde gerçekleştirecekler mi? Bence en riskli renk buydu. Hem cam filmlerinin böyle üst kısımla uyumlu şekilde olması yanların, hem de termal cam filmimizi de yapmış olmamız gerçekten inanılmaz bir fark yarattı. Çünkü üstteki parlak siyah yapıyla güzel bir uyum sağladı. Hem koruduk, hem farklı bir renk yakaladık, hem de aracın ısınmasıyla alakalı olan kısımları cam filmi ve tavan kaplamasıyla hallettik arkadaşlar. Bu arada gerek şeffaf kaplamada, gerekse tavanda, gerekse camlarda, hatta bez sütunlarına da parlak şeffaf kaplamamızı yaptık. Baloncuklar mevcut. Sonuçta ancak 2 günde hızlı bir şekilde bitirebildiğimiz bir işti. Bunlar birkaç haftada oturacak. Zaten oturmazsa sonrasında kontrole geliyorsunuz. Hatalı kısımlar olursa sizin de gözünüze çarpan gerekli işlemler yapılıyor. Aklımda bir şey daha vardı. Bakın arkadaşlar, tavan rayları, cam çıtaları, ön panjur, araçtaki gri olan her şeyin parlak siyah yapılması, tavana uydurulması. Tam bir siyah paket, derin siyah, kapkara, artık ne derseniz böyle bir paket ortaya çıkartabilirdik. Ama çok riskliydi, söküm gerektiriyordu ve de sonucu kestirilemeyebilirdi. Belki de TOK yetkililere artık teslimatlar bitip sipariş aşamasına gelince böyle ilginç çalışmaları da yaparlar diye düşünüyorum. Unutmayın, Tesla bile artık sattığı araçlara bir opsiyon getirdi. Farklı renk opsiyonları Amerika'da satışına başladı, seçenek olarak sunuyor. Ben neden TOK'ta da olmasın diye düşünüyorum. Belki bunu farklı boya tipleriyle, belki de kaplamayla yaparlar arkadaşlar. Güzel bir iş olduğunu düşünüyorum. Zibart'a çok teşekkür ederim. Çünkü ben bunun riskini alamıyorum, tekrar kaplatabilirim bakın demiştim. Hay hay dediler, istediğin gibi yaparız dediler. Ama ben bunda karar kıldım ve bunu değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Çok beğendim çünkü. Farklı bir şey yine de yapmış olduk. Umarım videomuzda beğenmişsinizdir. Amper Fight'ın katkılarıyla sıfır silindir serimiz aynen devam edecek. O nedenle kaçırmamak için lütfen takipte kalın. Ayrıca beğenilerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.